Bugün pandemiyle birlikte Türkiye tarihinin belki de en tanınan bakanlarından birisi olan Fahrettin Koca'nın kurmuş olduğu oluşumlara bakacağız. Bunlardan birisi Medipol Hastanesi, bir diğeri ise Medipol Üniversitesi olacak. Şimdi dikkat ederseniz şirket demedim, oluşum dedim. Bunun sebebini konuşacağız. Fahrettin Koca 1965 Konya doğumlu. Liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuyor ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oluyor. Ardından da uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında alıyor. Yani bir çocuk doktoru kendisi. Fahrettin Kocanın kurmuş olduğu bir vakıf var. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı. Bu vakıf daha sonra TESA yani Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı adını alıyor. Medipol Üniversitesi de bu vakıf tarafından 7 Temmuz 2009 yılında kuruluyor ve 2010 yılında da ilk öğrencileriyle eğitime başlıyor. Medipol Üniversitesi bir vakıf üniversitesi ve vakıf üniversiteleri bildiğiniz gibi para karşılığı eğitim veriyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin belirli bir bölümü de farklı oranlarda burslar alıyorlar. Peki Türkiye'deki bu vakıf üniversiteleri birer şirket mi? Neticede insanlar belirli para ödüyor ve eğitim alıyor. Dolayısıyla buranın bir ticari işletme sınıfına girmesi, şirket olarak nitelenmesi gerekmez mi? Vakıf üniversiteleri şirket değil, vakıf üniversitesi kamu tüzel kişiliğine sahip oluşumlar. Çünkü buradaki temel amaç kurulan vakıf aracılığıyla elde edilen gelirin yine eğitim faaliyetlerine, öğrencilerin sosyal faaliyetlerine ihtiyaçlarına aktarılması. Bu nedenle bir şirket değiller. Yani bu işten kar sağlayıp bu karı cebe aktarmak gibi bir amaç olmaması gerekiyor bu üniversitelerde. O nedenle vakıf üniversitesi olarak adlandırılıyorlar. Tabi bu belirttiğimin aksi yönde hareket eden vakıf üniversiteleri olabilir. Yani bu bahsettiğimiz karı bir şekilde kendi cebine aktarmayı deneyen üniversiteler işte bu noktada da devreye denetimin önemi giriyor. Bu konuda YÖK'ün vakıf üniversitelerine yapmış olduğu bir mali denetim söz konusu. Yani Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin kasasına ne giriyor ve bu üniversiteler bu paraları nerelere aktarıyor? Tabi bu denetim neden sıkı yürütülüyor bunu bilemiyorum. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri tekrar eğitime, öğrenime, RG'ye bu paraları yatırıyor mu yoksa bazı vakıf üniversiteleri belirli noktalarda açıklar yakalayıp söylediğim gibi bunlardan istifade ederek usulsüzlükler yaparak çeşitli operasyonlarla paraların bir kısmının kendi ceplerine gitmesini veya birilerinin ceplerine gitmesini mi sağlıyor? Çok çok önemli bazı soru işaretleri keşke şu an ülkede bir akşamda o televizyonda yayınlanan açık oturumlarda bu konu şeffaf bir şekilde tartışılsa keşke ülkede eğitim adına da bir şeyler konuşulabilse. Şimdi dönelim Medipol Üniversitesi özeline. Medipol öncelikli olarak sağlık alanına odaklanmış bir üniversite. Birazdan zaten hastanelerinden de bahsedeceğiz. Bu hastaneler ile üniversite aslında birbirini tamamlayan iki yapı. Nasıl oluyor peki bu? Mesela öğrenciler uygulama derslerini ve staj eğitimlerini Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürüyor. Türkiye'deki üniversite araştırma hastaneleri de yüksek öğretim kurumu niteliği taşıyor ve üniversitelere, rektörlere bağlı. Bu açıdan buradaki model genel anlamda iyi bir model olarak gözüküyor. Çünkü hem öğrenciler ve mezunlar kendini geliştiriyor, uygulama ve pratik imkanı buluyor hem de sağlık hizmeti sunuluyor. Bununla birlikte sadece sağlık alanında değil birçok farklı disiplinde de eğitim veriyor Medipol Üniversitesi. İstanbul'da iki adet kampüsü var üniversitenin. Birisi Haliç, bir diğeri ise Kavacık'ta. Ayrıca Ankara'da da Medipol Üniversitesi bulunuyor. İstanbul Kavacık'ta olanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananlar görmüştür muhakkak. Köprünün hemen çıkışında yer alıyor. Haliç'teki kampüs tekel binası olarak bilinen bina. Bu konuya ilişkin basında yer alan haberler var. Bu haberlerin bir kısmı bu binanın Medipol Üniversitesi'ne verilmesini eleştiriyor ve burada değerli bir binanın arazinin peşkeş çekildiğini öne sürüyor. 5 katlı 2500 metrekare kapalı alanlı ve 3000 metrekare arazi üzerine kurulu bir alan. Arazinin ne şekilde Medipol'e verildiğini inceledim ve öne sürülen iddialara ne yanıt verilmiş diye baktım. Arazi Medipol gruba irtifak hakkı ile raiç bedel üzerinden 49 yıllığına verilmiş. Ne demek bu irtifak hakkı? Bir gayrimenkulün kullanım hakkının verilmesi. Bu sürenin sonunda üzerindeki tesislerle birlikte tekrar hazineye döneceği 2010 yılındaki haberlerde belirtiliyor. Peki devlet nasıl olur da bu denli değerli bir araziyi verebiliyor? Buradaki mantık şu. Devlet kamunun faydasına olabileceğini düşündüğü eğitim gibi, sağlık gibi, kültür ve sportif faaliyetler gibi alanlarda kullanılmak üzere taşınmaz arazilerinin kullanılması için tahsis edebiliyor. Başta da belirttiğim gibi Medipol'de bir vakıf üniversitesi dolayısıyla eğitim faaliyeti olduğu için kamu çıkarı olduğu öne sürülerek bu arazi vakıf üniversitesine veriliyor. Tabi bu kez de burası bir devlet üniversitesi olmadığı için ve birçok öğrenci de para verdiği için bu nasıl kamu çıkarı sorusunu soruyor bu durumu peşkeş olarak niteleyenler. İşte bu noktada zaten biraz önce söylediğim noktaya tekrar geliyoruz. Yasadan gelen yetki dahilinde böyle bir hareket yapılabiliyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan Doğuş Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve bazı diğer vakıf üniversiteleri de tıpkı Medipol Üniversitesi'nde olduğu gibi arazisini bu şekilde elde etti. Tüm bu anlattıklarım çerçevesinde bu arazi konusu bir dönem tartışmalara sebebiyet vermişti. Fakat sadece tartışılan arazi bu arazi olmadı. Ankara'da Medipol Üniversitesi olduğunu söylemiştim. Orası için tahsis edilen bina da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait bir bina, misafirhane. Yine bunun haricinde Atatürk Orman Çiftliği'ne ait olan ve sit alanı olan bir bölgede Medipol'e tahsis edildi. Bu konu hakkındaki bilirkişi raporu da buranın özel üniversite alanı olarak tahsis edilmesinin koruma amaçlı imar planına aykırı olduğunu açık diyor. 555 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Şimdi de Medipol'ün eğitimine öğrencilerin bakış açısı ile ilgili bir bilgi vereyim. Ardından hastanelere geçelim. UNIAR yani Üniversiteler Araştırma Laboratuvarı'nın TÜMA isimli bir raporu var. Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması. Öğrencilerin girmiş oldukları üniversiteden memnuniyetini ölçmek amaçlanıyor. 2020 yılında 192 üniversite arasında İstanbul Medipol Üniversitesi 71. sırada yer almış. 2019'da ise 94. sıradaymış. Senin zirvesinde ise Sabancı Üniversitesi var. Hemen ardından da Özyeğin Üniversitesi geliyor. Şimdi gelelim Medipol'ün hastanelerine. Hastanelere bakacak olursak en dikkat çekeni 2012'de açılan Bağcılar'daki Medipol Mega Hastaneleri Kompleksi. Burası bir üniversite hastanesi. Türkiye'nin ilk özel sağlık kompleksi olarak geçiyor. İçerisinde 4 tane hastane barındırıyor. Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, diş hastanesi ve genel hastane. Türkiye'nin en fazla branş sayısına sahip hastanesi unvanını da taşıyor burası. 267 tane poliklinik odası var, 126 yoğun bakım ünitesi ve 26 bin metrekareli otoparkı var. Bu hastane dışında diğer hastanelere bakacak olursak 1994 yılında açılan Bahçeli Evler Özel Nisa Hastanesi, 1997'de açılan Koşuyolu Medipol, 2012'de açılan Vatan Medipol Üniversitesi Hastanesi, 2013'te açılan Fatih Fındıksade Medipol Üniversitesi Hastanesi, 2014'teki Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi, 2018'deki Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi, 2019'daki Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi, yine Medipol grubunun hastaneleri arasında. Ayrıca diş ve ağız sağlığı konusunda uzmanlaşmış olan Unkapanı Medipol Üniversitesi Hastanesi, ve Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi de yine Medipol'ün bünyesinde. Fahrettin Koca bakan olunca hastanelerdeki görevini bıraktığını açıklamıştı. Şu anda yönetim kurulu başkanı olarak kayıtlarda Fahrettin Koca'nın kardeşi Özer Koca gözüküyor. Diğer kardeşi Nusret Koca da yönetim kurulunda. Bu arada Medipol'ün 2015 yılında 4 yıl süre için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile de yaptığı bir sponsorluk anlaşması vardı hatırlarsanız. 2019 yılında Süper Lig'de şampiyonluk da yaşadı Başakşehir bu sponsorluk döneminde. Ben Türkiye'de futbola gereğinden fazla önem verildiğini düşünen kişilerden birisiyim. Bu kadar uzun yıllar boyunca futbola Türkiye'de çok ciddi paralar döküldü. Fakat en son yaşadığımız Avrupa Şampiyonası fiyaskosu da yine bize bir kere daha bazı şeyleri hatırlatmalı bence. Türk futbolundaki vahim durumu gözler önüne seren bir şampiyon oldu. O nedenle büyük kurumların, oluşumların kaynaklarını daha çok sosyal ve ekonomik değer yaratacak alanlara yönlendirip buralara sponsor olması, fon sağlaması benim gönlümden geçen durum. Bu çok çok önemli, çok kritik bir konu bence. O nedenle kendi düşüncemi de burada eklemek istedim. Evet, işte Fahrettin Koca'nın öncülüğünde hayata geçen oluşumlar ve şirketler bunlar. Görüş ve düşüncelerinizi, video konusu önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Pazar günü bir marka hikayesiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.